Merhabalar. Bugün sizlerle 2021-2022 eğitim öğretim yılı 7. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı soruların çözümüyle beraberiz. İsterseniz hemen ilk soruyla başlayalım. İlk 5 sorumuz boşluk doldurma soruları. Parşömen, Çinliler, Papirüs, Fenikeliler ve Sümerliler kelimelerimiz mevcut. Birinci soru. Tarihte kullanılan ilk yazı M.Ö. 3200'lerde Mezopotamya'da yaşayan Sümerlere aittir. 2. Alfabeyi nokta nokta icat etmiştir. Fenikeliler. 3. Eski Mısırlılar yazı yazmak için papirüs kağıdını icat ederek insanların işlevlerini kolaylaştırmışlardır. 4. Nokta nokta yaklaşık 2000 yıl önce günümüzde kullandığımız kağıdı icat etmişlerdir. Tabii ki Çinliler. 5. Bergamalılar kullanışlı olan ve katlanıp kitap haline getirilebilen parşömen kağıdını icat ettiler. İkinci beşli grup sorumuz bilim insanlarımıza yönelik sorular. Pir Reis, Hazini, İbn Haldun, İbn Sina ve Cezeri eşleştirmesi deniyor. Birinci soruda mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapmıştır. İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir. İlk robot dediği için Cezeri diyoruz arkadaşlar. Tıbbın Kanunu isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa'da tıp alanında başvuru kitabı olarak kullanılmıştır. Kesinlikle İbn Newton'dan 500 yıl önce her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir gücün olduğunu söylemiştir. Hazinidir arkadaşlar bu kişi. Osmanlı Devleti döneminde yaşamış ünlü Türk denizci, haritacısı ve coğrafyacısıdır. Piri Reis arkadaşlar. En önemli eseri Mukaddime'dir. Sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Mukaddime eserinin yazarı İbni Haldun'dur. Üçüncü beşli grup sorumuz yine eşleştirme soruları. Sanayi inkılabı, skolastik düşünce, iktidar arazi, dirlik arazi ve feodalite. Orta çağda her şeyi kilise ile ilişkilendirerek açıklayan bilimsel ve özgür düşünceyi reddeden düşünce sistemi skolastik düşüncedir arkadaşlar. Orta Çağ'da Avrupa'da yönetimin toprak üretimine dayalı olduğu ekonomik ve siyasal sisteme verilen isimdir. Feodalite. Diğer ismi derebeyliktir arkadaşlar. Selçuklularda devlet görevlerine hizmet ve maaş karşılığı olarak verilen arazidir. Selçuklular dediği için iktidar arazi. Osmanlılarda geliri devlet memurlarına ve askerlere maaş ve görev karşılığı olarak verilen topraklardır. Dirlik arazi. Ve son soru. 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan ve insan gücünün yerini makine gücünün aldığı teknolojik gelişmelerin genel adıdır. Sanayi inkılabıdır arkadaşlar. Son beşli grup sorumuz doğru yanlış soruları. Günümüzde ulaşılan bilim ve medeniyet seviyesine birçok milletin katkısı vardır. Kesinlikle vardır. Doğru.
Ortaçağ Avrupa'sında skolastik düşüncenin etkisiyle bilim ve teknoloji çok gelişmiştir. Skolastik düşüncenin etkisi bilim ve teknolojiyi geliştirmemiştir. Tam tersine gelişmesine engel olmuştur. Yanlış. Sanayi inkılabı insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Hareketli matbaanın icadı ile kitap fiyatları artmıştır. Tam tersine azalmıştır. Yani yanlış olacak. Semerkant, Buhara ve Bağdat İslam dünyasının orta çağın en önemli bilim ve kültür merkezleridir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. O yüzden D diyoruz. Arkadaşlar kalan sorularımız çoktan seçmeli sorular. Onları da diğer partta izleyebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başarılar.